place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Peugeot'dayız. Peugeot'da bilgisi yapacağız. Bakalım hangi araçlarımız var, fiyatları ne durumda. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Peugeot'da bay gezimize başlıyoruz. İlk olarak burada 508 aracımızla başlayalım. Şöyle bir fiyatına, bir paketine bakalım. Aracımız GT Selection 1.5 dizel 130 beygirlik otomatik şanzımanlı. Bakın burada 300 Nm'lik bir torkumuz ve 208 km/saatlikte maksimum hızımız bulunuyor. Ortalama da 3.6 litrelik yakıt tüketimimiz var. Burada tüm donanım özelliklerini görebilirsiniz. Opsiyonel olarak bu aracımızda da cam tavanımız ve metalik boyamız da bulunuyor. Peki fiyatımız 1.035.000 liradan bu aracımız satılıyor. Şöyle kısaca bir bakalım. Ardından da şurada diğer araçlarımıza geçeceğiz. Bakın. Rengi gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şu araca bakar mısınız ya? Gerçekten çok sportif ve premium segmentte bir araç. Bu aracın bagajı da arkadaşlar açıldığı zaman camla birlikte kalkıyor. O yüzden daha geniş bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Şurada difüzörleri de görüyorsunuz. Oldukça şık. Jant detayları da zaten çok güzel. Yani araç hakkında bir şey söylemek çok mümkün değil. O yüzden diğer araçlara geçelim. Bakın burada yeni 2008'imiz var. Bu araca da bir bakalım. Bu araçta yine 1.5 dizel 130 beygirlik gücümüz var. GT paketli arkadaşlar. Bakın burada tüm detayları görebiliyoruz. 195 km/saatlik maksimum hızımız, 300 Nm'lik de torkumuz bulunuyor. 0'dan 100'e 9.3 saniyede bu aracımız hızlanıyor. Ortalamada 3.8 litrelik bir yakıt tüketim var. Standart özellikleri burada görebilirsiniz. Opsiyonel olarak da metalik boyamız bu araçta bulunuyormuş. Şöyle göstermiş olayım. Aracımız ise 940 bin liradan satılıyor. Oldukça pahalı. Bu araçların fiyatları biliyorsunuz çok ucuzdu ama şu anda gerçekten fiyatlar çok arttı. Tabii aracımız güzel. Ona bir şey diyemem ama fiyatlar konusunda arkadaşlar çok pahalı. Yeni Suzuki 2008. Bakın arka kısımdan da aracımız böyle gözüküyor. GT paketli, full paketli bir aracımız. Yine bu aracı da detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Onu da yine kanalımda paylaşın. O yüzden arkadaşlar takipte kalıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın aracımızda cam tavanda bulunuyor. Şöyle ön tarafı da göstereyim. PSA grubundan ve çok ortak noktalarda bu araçlarda bulunuyor. Oldukça şık. Yine bakın. Yönü bilek detaylar, siyah detaylar bu araçta da bulunuyor. Şimdi bakalım neleri var başka. Evet, burada bir tane daha 2008 var arkadaşlar. Bu sefer allure paketli 1.5 dizel yine 130 beygirlik gücümüz var. 3.8 litrelik ortalamada bir yakıt tüketimimiz. 0'dan 100'e ise 9.3 saniyede bu aracımız hızlanıyor. Bakın standart özellikleri burada görüyorsunuz. Opsiyonel olarak da grip kontrolü, burada özel metalik boyamız var. Aracımız ise 835 bin liradan satılıyor. Bence bu aracımız da güzel arkadaşlar. Arada 110 bin lira oynuyor. Ya bu da tercih edilebilir mi? Bunun bence rengi daha güzel. Yani ben biliyorsunuz kırmızıyı çok seviyorum. Şöyle biraz dar geriye doğru gidelim. Sizlere güzel görüntüler alayım. Bakar mısınız? Gerçekten hoş. Şöyle bir bagajımızı da açalım mı? Yani bagaj olarak çok büyük değil arkadaşlar. Yine koltuklarımız yatıyor. Yatınca tabii ki de daha geniş bir bagaj hacmine bu araçta ulaşıyoruz. Şöyle bagajı da kapatalım. Yine geri görüş kameramız da bu araçta bulunuyor. Bakar mısınız? Jantlarımız yine çok hoş. 215-60-17'lik lastik abatlarıyla da bu aracımız geliyor. Yine tavan raylarında da buralarda siyah detaylarımız hakim. Continental lastiklerimiz bu araçta kullanılmış. Şöyle iç kısımlarına da yine bakalım. Bu aracı da yine arkadaşlar detaylıca sizler için inceleyeceğim.
İnanın şu anda araç bulmak gerçekten çok zor. Sordum, var mı dedim elinizde. Zaten çok pahalı ama yine de yok. Bakar mısınız? Bak. Burada arkadaşlar bakın. Şehir içi 4.2, şehir dışı 3.5 litrelik yakıt tüketimini detaylıca görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir başka aracımız daha yok. Evet arkadaşlar, burada bir başka aracımız daha var. O da Peugeot 3008 Allure 1.5 dizel 130 beygirlik gücümüz var yine. 4.1 litrelik ortalama yakıt tüketimi, 189 km/saatlikte maksimum hızımız var. 11.5 saniyede 0'dan 100'e hızlanıyoruz. 130 beygirlik gücümüz bu araçta bulunuyor. Burada tüm donanım özelliklerini görebilirsiniz. Bu araçta opsiyonel olarak Güvenlik Plus ve Güvenlik Plus paketi ve Black Diamond tavanda bulunuyor. 990 bin liradan bu aracımız satışta. Donanım özellikleri olarak dijital gösterge panelimiz, katlanır ön yolcu koltuğu, geri görüş kamerası, ön arka park sensörü gibi birçok özelliğimiz var. Bakın. Yeni 3008. 3008 gerçekten çok daha güzel duruyor. Ön ızgara detayı benim dikkatimi çekti. Şöyle geniş açıdan sizlere aracımızı göstermiş olayım. Bakın. Çok güzel. Şöyle bagajımızı yine açalım. Bu aracımızın bagajı daha geniş. Burada halojen aydınlatma ve 12 voltluk çıkışlarımız da bulunuyor. Yine koltuklarımız geriye yatıyor. Yatınca daha geniş bir bagaj hacmine ulaşıyoruz. Ve yine arkadaşlar bakın. Arka koltuklarda da arka kol dayamada bulunuyor. Bakın şurada bir haznemiz var. Oradan görebiliyoruz. Şöyle bagajımızı bir kapatalım. Yine geri görüş kameramız bulunuyor. O da şu kısımlarda var. Siz nasıl buldunuz aracımızı? Beğendiniz mi? Bunun rengi de böyle koyu lacivert mi desem, hafif de böyle koyu yeşile kaçıyor gibi ama tam bir tarif edemedim. Şimdi bakın burada lastik detaylarımıza bakalım. 225 55 18'lik lastik detaylarımız var. Continental lastiklerle geliyor. Şurada da krom detayları görmek mümkün. Sol tarafa doğru döndüğümüzde şurada yine arkadaşlar bakın krom detayları bu araçta hakim. Şöyle yan kısma doğru devam edelim. Aracımızın iç kısmına bir bakalım mı? Bakın aracımızda cam tavan ve ambiyans aydınlatma bulunuyor tavanlarda yine. Onu da görüyorsunuz. Şöyle kapı topluluklarına bırakalım mı? Yani fena değil arkadaşlar ama kapının öyle çok ağır olduğunu söyleyemem. Bakın şurada böyle simli bir detay var bu arada. Onu da gördünüz mü? Oldukça şık. Gerçekten hoş. Şöyle iç kısmına da bir bakalım. Çıkayım mı içinden? Yok, sıkıntı yok. Bakın burada dikiş izleri gerçekten hoş gözüküyor. Yine malzeme kalitemiz olarak full deri. Burada da yine saklama alanlarını görüyorsunuz. Yine krom kapı kolumuz var. Burada yine süet malzememiz kullanılıyor. Şurada torpidomuzda arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir tasarım var. Göz olarak. Ve içi de full süet. Kaliteli. Onu söyleyebilirim. Şöyle kokpit kısmını da göstermiş olayım. Tavan kısmına bakalım. Burada da arkadaşlar yine tavan aylarımızda krom detayları görmek mümkün. Yine full cam tavanda bulunuyor. Evet. Burada bir başka aracımız. Tabii ki de SUV'nin kralı Peugeot 5008 var. Bu ailenin en iyisi arkadaşlar. Şöyle bakalım aracımız GT 1.5 dizel 130 beygirlik gücümüz 8 litre otomatik şanzımanla geliyor. 4.1 litrelik ortalama yakıt tüketimimiz var. 190 km/saatlikte maksimum hızımız bunu 0'dan 100'e 10.8 saniyede hızlanıyor. Burada tüm standart özellikleri görebilirsiniz. Opsiyon olarak da bir şey yok bu araçta. Fiyat 1 milyon 188.500 liradan satılıyor. Şurada bakın arkadaşlar. Donanım özelliklerinde yorgunluk tespit sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj sistemi, LED girişli aydınlatmalı aynalar gibi birçok özelliğimiz de bulunuyor. Yeni 5008. Bakın ön ızgara detayları 3008'e göre daha da böyle
belirginleştirilmiş. Şu kısımlarda yine krom detaylar da hakim. Renk olarak da oldukça güzel bir renge sahip bence. Krom aksan kırmızı da bu araçta bulunuyor. Şöyle şeye bakalım. Lastik detaylarımıza bir bakalım. Aracımız dişler lastiklerle göre 205-55-19'luk lastik yabakları kullanılmış. Burada yine arkadaşlar alüminyum alışmış jantlar var. Şurada böyle mat bir siyah detayda kullanılmış. Gerçekten hoş. Şöyle arka kısma doğru geçelim. Bu araçta elektrikli bagaj var. Belli olduğu yarıda kalmış. Şu kısımlarda yine bakın krom detaylar görülüyor. Arka kısım gerçekten bu aracımızın oldukça şık arkadaşlar. Yalnız bu aracın elektrikli bagajları niyeyse açılmıyor. Bakın. Gerçekten hoş. Arkada 7 kişilik koltuklarımızı görüyor musunuz? 7 kişilik. Gerçekten hoş arkadaşlar. Yani geniş ailelerin bu aracı alabileceğini söyleyebilirim. Nasıl duruyor, beğendiniz mi? Yine detaylıca bu aracı zaten ben inceleyeceğim. Onu da sizlere gösteririm. Bakın arka stopları görüyor musunuz? Oldukça güzel gözüküyor. Gerçekten çok iyi. Bakın bu araçta elektrikli bagaj bulunuyor. Gerçekten hoş. Nasıl, beğendiniz mi? Bence hoş duruyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle yandan da göstereyim sizlere aracımızı. Şöyle iç kısmına da bir bakalım mı? Bakın. İç kokusu oldukça güzel. Ambiyans aydınlatmalar da zaten bu araçta bulunuyor. Yine detaylıca da aracı inceleyeceğim. Sizlerle paylaşalım. Bakın bakan perdemiz de var. Çok hoş. Gerçekten arkadaşlar araç bayağı bir geniş. Alan aydınlığı da krom detayları görmek mümkün. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Peugeot'a buy guest yaptık. Hangi araçlarımız vardı? Fiyatları nelerdi? Sizlerle paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.